Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özelüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. İsmail Kartal'dan flash paylaşım. Bu arada Cumanız mübarek olsun. 28 Temmuz 2023. Gece video çektim ama bu videoyu 10.30'da mı 12'de mi paylaşırım bilmiyorum. Ama 12'de paylaşırım gibi duruyor. Arkadaşlar akşamları canlı yayın açmak sıkıntılı. Maalesef videoları izlemeyen arkadaşlarla dolu. Videoları yani duyumları okumayan üyelerle videolar izlemeyen arkadaşlar oldu ama ben yine de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sizlerden destek bekliyorum. Beğeni olsun, abonelik olsun. Yani gerisine siz bilirsiniz. İsmail Kartal'dan flash paylaşım. Fenerbahçe Teknik Döktü İsmail Kartal sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Zimbru karşılaşmasından görüntüler paylaşmış ve her gün dünden daha iyi bir Fenerbahçe için hep birlikte çalışmaya devam ifadelerini kullanıyor. Tabi İsmail Kartal bu paylaşımına sarı lacivert kalp emojileri de ekledi ve Fenerbahçe hepimizin hashtagini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu. Ee, Zimru maçında da taraftarın inşallah seninle şampiyon olacağız laflarına gözleri dolan bir Fenerbahçeli. İsmail Kartal'ın bir kan dosu. Pogba'nın resmine sarı lacivert kalp mi koymuş bir şey yapmış. Ya arkadaşlar insanın içinde uktedir. Benim de içinde uktedir. Ronaldo, Nazario. Keşke Fenerbahçe'de oynasaydı. Hani benim e, hayran olduğum en büyük futbolcuydu. Gerçekten de çok büyük futbolcuydu. Keşke Fenerbahçe'de oynasaydı dediğim isim ama bu bunu gerektirmiyor. Pogba ile bizim uzaktan yakınlar alakamız yok. Daha önceki videolarda da söyledim. Dedim ki giderse Arabistan'dan bir takıma gidecek. Gitmezse de kulübünde kalacak. Bizim alakamız yok diye. Manchester United'ın 3 adayından biri Altay Bayındır. Bu arada Pogba için hala durumlar, duyumlar aynı. Şimdi yeni sezon öncesi kaleci rotasyonu yenilemek isteyen Manchester United Andre Onana transferinin ardından Altay Bayındır'ın da içinde bulunduğu 3 kişilik bir liste hazırladı. Şimdi gelecek sezon öncesi taraf çalışmalarını sürdürüyor ve 3 ismi gündemini almıştı. Sanın haberine göre Andre Onana'nın ardından bir kaleci daha istiyormuş Manchester United Feyenoord'dan bir kaleci. Altay Bayındır ve Japon kaleci Suzuki gündemini almış. Yani Suzuki'nin oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyormuş haberde. Manchester muhtemelen kaldı iki aday diyor. İkinci kaleci Dejan Henderson ile de yollarını ayıracağını belirtmiş. 25 yaşında Altay Bayındır. 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankara gücünden geldi. Toplamda 141 gol, şey 141 kez forma giyip 42 maçta kalesinde gol görmedi. Arkadaşlar normalde 3 Türk kuralını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani 3 tane Türk'ü oynatmak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Nasıl oynatırsın? Bu sana bağlı ama 3 tane Türk'ü oynatmak zorundasın. Ve Fenerbahçe'de de en büyük soru işaretlerinden birisi bu. Şimdi Fenerbahçe Zeki Çelik'in transferi için Roma kulübüne satın alma opsiyonu kiralama teklifi sundu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu teklifi sunduk. Ve cevap olumlu olursa mesela Altay Binder gitse de sıkıntı bir tarafta Zeki Çelik bir tarafta Ferdi bir tarafta Cengiz Emre Mor falan olabilir. Bu arada Cengiz Ünder konusunda da son düzlükteyiz. Hani kesin biz de şöyle böyle diyemeyiz ama olmak üzere diyeyim her şey çok güzel yere gitmek üzere diyeyim arkadaşlar. Yani bu olursa kaleci transferinin Türk olmasına gerek yok. Kaleci yabancı da olsa olur gibi. Kaldı ki e, ee, Livakovic. İlla Livakovic olacak diye bir şey yok bu arada. Yabancı kaleci olabilir. Ama illa Livakovic diye de bir şey yok. Onu da belirteyim. Bakalım arkadaşlar. Her an her şeye hazırlıklı olun. Ama ben subliminal olarak bir duyum vermem gerekirse vermiyorum. Yani her an her şey hazırlıklı olun. Ülke puanında son durum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemesinde. Fenerbahçe Beşiktaş adına Demirspor Konferans Ligi elemelerinde. Ve dün akşam Beşiktaş'ın maçını hemen hemen 90 dakika izledim. Adana Demirspor'un da maçını hemen hemen 45 dakika izledim. E, bu takımların oynadığı maçların arkasında ülke puan durumu değişmiş. Ben şunu söyleyeyim. En dandik takım Beşiktaş. Şu dört takım arasında. İzlediğim kadarıyla söylüyorum. En dandik en böyle sezon başında hani hazır olmayan takım Beşiktaş. İyi hocam daha sezon başı. Yani takımlar illaki hazır olmayacak. İyi de şekerim hazır yani 3 4 tane takım sezonu açmış. O 4 takım içinde sıralama yapıyorum. Yani 4'ü de sezonu yeni açmış. Dördü de daha tam hazır değil. En iyi durumda Fenerbahçe'yi gördüm. 5-0 kazandığı için değil. İki takalar artmış, üçgen kurmalar artmış. Ee, hani bir oyun felsefesi oturtulmaya başlamış ama yine de Merkezde çok fazla boşluk veriyor ama merkeze iyi bir oyuncu arayan bir Fenerbahçe var. Galatasaray'a bakıyorsun stoper tandemi gerçekten evlere şenlik. Herhangi bir stoperi inşallah sezonu kapatırsa sakatlanıp Jortingen'in Mortingen'ini çekmeye devasa adımlara giden bir Galatasaray. Aynı zamanda hani defolarının yavaş yavaş ortaya çıktığı da malum. Adana Demirspor, Sporş, Onyekuru Nani değişikliği var. <laughs> Bakalım neler katacak ama Nani biraz bir esmeye başladı gibi sanki. Ama Beşiktaş'ta ben bir ışık göremedim açıkçası arkadaşlar. Ve ee, olası bir sakatlık ya da olası bir sürpriz kadro dışı ya da ayrılık Beşiktaş'a Jortinger'in Mortinger'ini gösterebilir. Tabi sezon başı bunlar. Her şey değişebilir. Galatasaray berabere kaldı. Fenerbahçe yendi. Beşiktaş yendi. Adana Demir beraber berabere kaldı. Ve ülkemiz bir basamak daha yükseldi. 13. sırada Sırbistan var. 27.175 puan. 12. sırada ise Türkiye var. 27.350 puan. Bakın 13'e gerileyebiliriz. 11. sırada ise İsviçre var. 28.075. Yani 725 puan fark var. 725 puanı size şöyle anlatayım arkadaşlar. 3 temsilcimiz maçını kazanırsa mesela Fenerbahçe'nin kazanması 0.250. 250 diyelim. Beşiktaş kazandı 250 daha 500. Adana Demir kazandı 750. Galatasaray kazandı. Onun sanırım e, hesaplaması farklı diyebiliyorum. biliyorum. mesela Galatasaray kazansa atıyorum 1000 puan diyebiliyorum. O yüzden değişebilir ama ben onu da 250 diyebiliyorum. Biz salaklık yapıp eleme turlarında hepsini aynı koydular diyebiliyorum. Şimdi 10. sırada Avusturya var 28800. Yani bizim arasında 1500 var. Arkadaşlar bakın. Ben bunu hep söyledim. 3 tur oynanacak. 6 maç. 1. maçlar gitti kaldı. 5 maç hep her takımın bir yere gittiğini farz ederek söylüyorum. 5 maç. 5 kere 4 20 maç. 20 kere 0.25. Anlatabiliyor muyum? Yani 5000 puan getirebilir. O da seni sıralamada uçurabilir. 0.250 galibiyet. Yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Adana Demirspor'un kazanması bizi daha yukarıya taşıyabilir. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmiyor takımlar. Şampiyon takım Playoff oynuyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi elemesi. İkinci takım ikinci ön elemeden başlıyor. Ül lig üçüncüsü Avrupa Ligi ikinci ön eleme. Lig dördüncüsü Konferans Ligi ikinci eleme. Kupa şampiyonu Avrupa Ligi playoff'tan başlıyor. Yani bilginiz olsun. Fenerbahçe'den Dominguez için bir teklif daha. Nicolas Dominguez. Fenerbahçe'nin almaya çalıştığı net isimlerden bir tanesi. Bologna ile pazarlıklar daraldı. Torreira'ya göre ise anlaşma çok yakın. Fenerbahçe her an kap yapabilir. Yani her an Fenerbahçe'den Dominguez ve Zeki Çelik kapı gelebilir. Bize Cengiz Ünder kapı. Şimdi Corriere de Sport'ta yer alan göre Fenerbahçe son olarak 10 milyon euro sonraki satıştan %10 teklif etti. Bakın 10 milyon euro sonraki satıştan %10. 3 milyon euroluk satış yapabilmiş e, ee, Bologna ve yeni transfer için kaynak arıyor. 20 milyon eurodan 12'lere kadar inip %30 istedi. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor. Ama burada etkili olan şey ne? Dominguez'in Fenerbahçe'ye okey demesi. Edin Ceko, Bekao aslında bunlar bir referans. Bu transferde de arkadaşlar hep birlikte izleyip göreceğiz. 2019 yazında 8.45 milyon euroya Bologna'ya transfer olmuş. İyi de hocam. Bu arada ee, yani iyi de niye şimdiye kadar kimse keşfetmemiş? Niye şimdiye kadar kimse almamış? Ben onu bilmem. Ben onu bilmem ama bu sezonki oyuncunun istatistikleri patlamaya hazır bomba istatistiği. Şimdi size bir başka isim vereceğim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Kurunic hamlesi. Bu ismi ilk okuduğumda hani dedim ki herhangi bir duyumum yok, herhangi bir bilgim yok ama bizimkiler almaz dedim. Fakat durumlarımı duyumlarımı değiştiriyorum arkadaşlar. Habere dayanarak değil, duyumlara dayanarak eğer 15 TL'nize kıyıp verip üye olursanız kanalımızdaki içeriklerden, üyelere özel duyumlardan, üyelere özel videolardan, üyelere özel sohbetlerden, soru cevaplardan faydalanabilirsiniz. Yani maddi durumunuz olmayabilir lafını kabul etmiyorum. Şu kanalda ve şu ülkede hiç kimsenin 15 lira ver vermeyecek maddi durumunun olmadığına inanmıyorum. Yani En azından ülkeyi geçtim. Şu kanaldaki hiç kimsenin 15 lira veremeyecek durumda olduğuna inanmıyorum. Ee, bazı söylemler görüyorum. Buradan da uyarımı yapayım üyelik hediye etsene, üyelik versene. İnsan bir şeyi talep ederken insan gibi talep eder. Ee, hani dilenmenize gerek yok. Dilenci gibi davranmanıza gerek yok. Davranacaksanız da olur ya. 8 yaşında bir çocuksunuzdur. Bir çocuğa yakışır şekilde hareket edin. Anlatabiliyor muyum? Banka kartıyla, kredi kartıyla, her türlü kartla üye olunabiliyor arkadaşlar 15 lira verilip. Yine de biz diyoruz ki lan parası olan vardır, olmayan vardır. Hani 5-10 tane biz atalım. 50 tane atalım. Hani Fenerbahçe'mizin aşkına 750 şey lira para atıyoruz. Bir de sanki küfür yiyeceğiz. Yani herhalde artık üyelik versene lan bilmem ne falan diye küfür yiyeceğiz. Ben uyarayım da. Bazı arkadaşlar kesin kat'i net bir şekilde uyarıyorum. Kendi aranızda tartışabilirsiniz. Küfürleşebilirsiniz. Yorumlara dikkat edin fazla karışmıyoruz. Bana benim değerlerime, Fenerbahçe'ye Fenerbahçe değerlerine Küfür eden arkadaşlar ya da aykırı hareket eden arkadaşlar engellerim. Onun dışında istediğiniz kişiye istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hatta yorum yapın. Kanalda yorum artsın. Atıyorum. Hoşunuza gitmeyen yorum mu attı? Fikrinizi belirtin. Anlatabiliyor muyum? Atıyorum bize küfür etti. Böyle ama biz görmedik. Ağzınıza ne geliyorsa sayın. Sayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bak. Bana ve benim değerlerime Fenerbahçe'me ve Fenerbahçe değerlerine küfür, hakaret İftira dışında her türlü şey açığız. Bilginiz olsun. Salı günü de 50 kişiye üyelik hediye edeceğiz. Dilenmi, dilencilik yapmanıza gerek yok. O güne kadar abone olun. Video izleyin. Olabildiğince video izleyin. Anlatabiliyor muyum? O günde canlı yayında bulunun. Canlı yayında yoksanız üyelik beklemeyin. Abone değilseniz geri zekalıysanız yani abone değil ama geri zekalıysanız üyelik beklemeyin. Çünkü abone değilseniz zaten üyelik gelmez. Artı video izlemediysen, hiçbir katkıda bulunmadıysan, beğeni atmadıysan, videodan videoya gezmediysen, zaman geçirmediysen çıkıp da orada yorumda bana yine üyelik gelmedi deme. Orada senin video izlemediğin ortaya çıkıyor. Orada senin hani bir asalak gibi hareket ettiğin ortaya çıkıyor. Bir asalak gibi hareket etmeyin arkadaşlar. Ya bir şeyi kazanmak istiyorsan bir çaba gösterirsin. Sevgi eylem gerektirir. Çabayı gösterirsin. Üyeliğini alırsın. Topluluk kısmına gider. Duyumları tıkır 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 görürsün. Ha, bazı üyelerimiz topluluk kısmına girmeyip Hocam şu ne? Bu ne? Canlı yayın oluyor. Video oluyor. Üye arkadaşım soru sormaya geliyor. Son sorularını soruyor. Öyle söyleyeyim. Yani insanlara ben artık şunu söyleyeyim. Ben fazla değer veriyorum arkadaşlar. Ben gerçekten fazla değer veriyorum. O yüzden kanal 31.400'de kalıyor. Ben değer meğer vermiyorum. Herkese hak ettiği ölçüde değer vereceğim. Yani size üyelik vereceğim, 750 liraya götüreceğim, para vereceğim, reklam yaptıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Madem siz video izlemiyorsunuz, madem e, abone olmuyorsunuz ama üyelik bekliyorsunuz, canlı yayın arada gelip ukala ukala konuşuyorsunuz, sizi sustururum. Sizin yerinize adam gibi kanalı savunacak, kanala destek verecek kişileri abone ederiz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi Fenerbahçe'den kurun iç dedik. Bölünmesin. Rade Kurunici için Fenerbahçe Milan'a resmi teklifte bulundu arkadaşlar. İşte detaylar diyor. Şimdi orta saha transferini hedefliyoruz. Şimdi Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe gündemine Kurunici aldı. Ve resmen istedi. Kurunici e, e, hani henüz son kararını verme diyor. 29 yaşındaki futbolcu kaynaklarımdan biri Kurunici öve öve bitiremedi. Çok iyi futbolcu, süper futbolcu. Gelse uçar, gelse kaçar diye. Ben ukalalık yapmayı sevmem. Bilmediğim futbolcu hakkında da konuşmayı sevmem. Siz de bırakayım nasıl futbolcu. Hani 29 yaşında. 2025'e kadar sözleşmesi sürüyor. Dandik bir futbolcu olsa Milan'da oynamaz diye düşünüyorum. 29 yaşında kesim. Milan dışında Hellas Verona ve Empoli'de oynamış. Hani İtalya dışına çıkmamış. Yani sizlerin yorumunu bekliyorum arkadaşlar. Nasıl futbolcudur? Ve görüşmeler var. Görüşmeleri e, duyum olarak aldım. Hani size anlattığımda e, duyumunu verememiştik. Şimdi duyumunu aldık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu arada ülke sıralamasında İskoçya 9. sırada 5'te 5. İsviçre bizim önümüzde 11. sırada 5'te 5 takımla gidiyor. Biz 4'te 4'te gidiyoruz. Sırbistan 5'te 5. Ukrayna 5'te 5'te gidiyor. Altta yani 14. sırada Ukrayna. Ama çok fazla mesafe var. Norveç 4'te 4'te gidiyor. Yani bizim temsilcilerimizin 4'ünün de bir yere atması lazım. İnşallah Galatasaray Avrupa Ligi'ne ya da Konferans Ligi'ne kapağını atar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yalamaya ederler Galatasaray'ı. Ülke puanı açısından buralarda devam etmesi lazım. Zaten onlar da her şeyin farkındadır. Bu turdaki o köy takımını eleyip muhtemelen devam edeceklerdir. Bir sonraki şeyde edinebilirler. Ben gruba kalacaklarını çok düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim yani. Futbol anlamda söylüyorum. Neyse Luan Perez kavga değildi. Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Luan Perez hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Brezilya basınında kavgaya karıştı. O yüzden yaralı olduğu belirtilmiş. Şimdi Fenerbahçe futbolcusuysan öncelikle Luan Perez 1,5-2 senede anlaman lazım. Her türlü iftiraya maruz kalabilirsin. Karşındakiler her türlü tehdidi şantajı yapabilir. Sonra da kenara çekilirler. Hiç yapmamış gibi. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Burada Fenerbahçe'ye düşmanlık ile bir mevkiye bile gelebilirsin. O yüzden bunu bil. burada her şey yolunda arkadaşlar. Sadece bir antrenman kazasıydı. Brezilya'da söylendiği gibi herhangi bir kavga olayı değil demiş. Ne Brezilyası? Haberin kaynağı neredir? Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'de usulsüzlük çok fazla. Mesela Fenerbahçe Kahramanmaraş'ta çadır şey konteyner kent açtı. Haberiniz var mı? Yaklaşık 2800 kişinin kalabileceği konteyner kent açtı. Koç Holding'in de katkılarıyla. Haberlerde gördünüz mü? Yok. Neyi görüyorsunuz haberlerde? Bilmem bir tanesi Barbie filminden etkilendiği Barbie'nin cilmemcesini arıyor. Bir Suri Mori bulacak belasını. Bundan sonra al bakalım aradığın diyecek. Bak bunun kadar haber değeri yok. Niye? Bak Ali Koç konteyner ee, kente gitse 10 bin tane konteynerdan ev yaptırsa bir tanesinin duvarına tükürse insanlık hal tükürse Ali Koç'un tükürdüğü. Ne derler biliyor musunuz? Ali Koç 10 bin evlik yere tükürdü. Haber bu. İşte Fenerbahçe düşmanlığı böyle. Omurgada herkeste olan bir şey değil. Neyse. Fenerbahçe'den yeni transferler için gerçeğe aykırı haber açıklaması. Fenerbahçe Kulübü Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni transferler hakkında medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler hakkında SPK'ya şikayette bulunduğunu açıklamış. SPK. Şimdi hukukçu Fenerbahçelilere öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. En azından Fenerbahçe'nin hakkını arıyorlar. Kulüpten yapılan açıklama. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz Hudefer. Halka açık bir şirket olan kulübümüzün futbol ağ takımımız için gerçekleştirdiği ve kamuoyu aydınlatma platformu KAP üzerinden bon servis ve yıllık ücret gibi detaylarını açıkladığı transferlerimizin sözleşme şartları üzerinden gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yaparak yatırımcıları manipüle ettiği tespit edilen toplam 8 kişi hakkında 8 kişi hakkında sermaye piyasası kuruluna yani SPK'ya ilgili mevzuat uyarınca şikayet gerçekleştirmiştir. Bu defer tarafından tespit ve şikayet edilen ilgili şahıslar hakkındaki mevzuat ihlali iddiası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından dikkate alınarak kişiler hakkında idari soruşturma başlatılması kararı alınmış ve bu karar derneğimize tebliğ edilmiştir. İlgili şahısların mevzuata aykırı eylemlerinin devam ettiği görülmekle iş bu halleri iş bu ihlaller soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla kuruma ayrıca bildirilmektedir. Hukuk süreç niteliğinde detaylı bilgi verilecektir. Hocam biz buradan ne anlayacağız? Biz siz buradan şunu anlayın. Hani Fenerbahçe bir futbolcu transfer etti. E, Götem, Gökhan Dinç'ti sanırım. E, bir de neydi? Yüreksiz e, yersiz miydi? Haluk yürek yüreksiz miydi? Yürekli mi? Yüreksiz mi? O ikisi çıkıp işte ya şu kadar diyorlar ama şu kadar imza parası falan diye insanları bir yanılttılar. Bir manipüle ettiler. Buraya taklar kafayı. Ben size söyleyeyim başka şeye odaklanın. Asıl burada odaklanmanız gereken şey Zaha transferi. Galatasaray'ın göstermiş olduğu yıllık ücret olayı. Asıl buna şikayet var. Bakın ben size bir şey itirafta bulunayım. Ve çok ciddi bir uyarıda bulunayım. Nasıl bir uyarı biliyor musunuz? Nasıl bir uyarı? Ben size uyarının kralını yapıyorum. Galatasaray kulübünden enteresan açıklamalara hazır olun. Ya Zaha'ya biz şu kadar veriyoruz ama hani biz veriyoruz ama şu kadar da menajer verecek. şu kadar da sponsor verecek. Kişisel şartlardan açacak. Açıklamasına hazır olun. Mesela eee oluyor gibi. Ve mesela şunu söyleyeceğim. Hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için arka bahçeden dolanma yolu çok var. Nasıl? 3 milyon euro futbolcuya yıllık ücret alıyor gösterirsin. Arka planda Koç Holding der ki ben senin menajerinim, sponsorunum. Yıllık 5 milyon euro vereceğim sanadır. Yapabilirsin. Ve Fenerbahçe bence böyle bir transfer gerçekleşecek. Eğer Zaha'nın gerçek şartları açıklanmazsa. Ortada iki tane seçenek var. Ya Zaha'nın gerçek şartları açıklanacak kamuoyu önünde. Gerçekler anlaşılacak. Ya da Fenerbahçe'de arka bahçeden dolanıp öyle bir transfer yapacak ki daha maha hiçbir şey konuşulmayacak. Hocam bu temenni mi? Duyum mu? Herkes istediğini algılayabilir. Ee, herkes anlayabilir. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ha bir şey daha söyleyecektim dur unutmadan. UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı Fenerbahçe'den 5 yıldızlı performans diye. Birileri bizi UEFA'ya şikayet etme peşinden ama UEFA 5 yıldızı kabul etmiş durumda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Üye olup, abone olup her türlü şeyden faydalanabilirsiniz. Abone olmayıp, üye olmayıp üslubunuzun da bozukluğunu e, tahammülsüz bir şekilde karşılayacağımızı belirtmek isterim. Aynı zamanda tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Yorumlarda artık dilediğiniz gibi kapışabilirsiniz. İstediğiniz kişiye istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bana Fenerbahçe'ye, benim değerlerime Fenerbahçe'nin değerlerine aykırı Alaf etmediniz müddetçe. Ee, hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Görüşmek üzere.